Bismillah diyoruz, anahtarımızı çeviriyoruz. Şimdi teknemizi ileri veriyoruz. Balığa açılıyoruz. Yani şu anda kumandan çıkışımızı yapıyoruz. Radarımızı tekrar kontrol ediyoruz. Gerçekten bir balıkçı olarak söylüyorum bunu. Büyük gırgırlar balıkçılıkların İstanbul Boğazı'nda onlarca avlanıyor. 1000 ton, 2000 ton, 3000 ton balık tutuyorlar. Her seferinde ufak küçük demeden avlanıyorlar ve avlandıkları yer çok yakın mesafe. İstanbul Boğazı'na giren balık, Çanakkale Boğazı'na giren balık girmeden Marmara'ya, Ege'ye girmeden balığı bir anda körlüyoruz, bitiriyoruz. Bunun için balığımız sıfırlanmış durumda. Balık yok. Çünkü balık İstanbul Boğazı'nda girmeden maalesef büyük küçük demeden onlarca avlanıyor diyor. Biz talebimiz şu, bir balıkçı olarak İstanbul Boğazı'nın girişini çıkışını 4 mil yasaklanmasını istiyoruz devlet büyüklerimizden. 4 mil ya. Ben de balıkçıyım. Ben de avlanmak isterim. Ben de yapmak isterim. Ama yok. Balık bitti. Balık yok. Yok. Tezgahlara balık geliyor. Kaç para? Bir istihbarat balığının hesabı. 50 milyon. 50 milyon. Küçücük balık. Hamsi küçücük. Tekir balığı küçücük. Dünyanın parası. Neden bizim balığımız bitiyor? Çünkü hunlarca avlandığı için. Ben devlet yetkilerinden, devlet büyüklerinden, il tarım müdürlüğümden bir balıkçı olarak şunu söylemek istiyorum. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın girişini çıkışını 4 mil yasaklanmasını, büyük balıkçı teknelerine yasaklanmasını arz ediyorum. Ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, yalvarıyorum ona, bir balıkçı olarak yalvarıyorum. Buraya yasak gelsin. Balıksız kalmayalım. Bir çırçır balığı bile bulamıyoruz. Yok. Ağlarımız karada duruyor. Sabahtan beri atıyoruz. Görüyorsunuz siz de. Bir balık yok. Gördüğünüz gibi radarda bir tane balık yok. Hep bana olmaz. Gırgırın da ihtiyacı var ama onun da yapabileceği avcılık var. Gidip de yani şuraya bakın kıyıya. Yani kaç metre su var burada? 50 metre su var. Şurada mesafemiz en fazla 150 metre yok bile. Bu kadar suda zaten balığa bir şans vermemiz lazım. Eğer biz balığa bir şans vermezsek ileride balık bize zaten bir şans vermeyecek. Biz ancak balıkları ansiklopedilerden veyahut da sosyal medyadan bakın şu zamanda bu balıkları yakalamışlar. Acaba burada bu balık çıkıyor muydu? Ya çıkıyor, biz yakalıyoruz o balıkları. Yani şurada eski sarayda balıkçıların tutmadığı, görmediği çoğu balığı ben kendim yakaladım. Tuttum. Ya yazık günah, bu kadarcık hamsi ya. 3 santim, 5 santim hamsi balığı tutulur mu ya? Tabii ki bilinçli avlanma balık neslinin sonunu zaten getirir. Bu mecburdur. Yani siz bir balığı aldıktan sonra bu balık şey değil ki, affedersiniz, fabrika üretimi değil ki. Yani siz bir tane tutun, 10 tane gelsin. Öyle bir şey yok. Bu elbet ki yavrulayacak, üreyecek, büyüyecek. Onun yavruları olacak, onun yavruları olacak. Bu ekosistem dönecek. Ama biz bu ekosistemi baltalarsak, yani bir yerde bir set koyarsak, bunun nesli gelmez, devamı olmaz. Devamı olmadığı zaman da biz bu işi hayal ederiz. Bilinçsiz avlanmanın yanında ayrıca bir şey daha var. Bilinçsiz tüketim var. Şimdi gırgır bu kadar balığı yakalıyor, yakalar. Adamın önünde bir şey yok. Atar, gece vakti şeyde. Bunu satar.
Bu adam bunu tezgah çıkartır. Vatandaş, aa hamsi balığı 10 lira ucuz alalım. Bu oldu mu biz hiçbir yere varamayız. Çünkü neden? Bir balık satılamadıktan sonra tutulmaz. Çünkü kimse zarar etmek istemez. Yani ben şimdi aldım 10 kasa ince hamsi, gezdim satamadım. 1, 2, 3'ü zarar ettikten sonra zaten ben bir daha o balığı almam. Ben o balığı almadıktan sonra o gırgır o balığı yakalayamaz. Neden? Satamayacak. Satamadığı için de yakalayamayacak. Yani bu işler böyle. Ondan sonra Avrupa bizi kırıyor. Avrupa'da belgesellerde seyrediyoruz. Adam yakalıyor balığı. Resmen yani affedersiniz köpek sever, kedi sever gibi seviyor bırakıyor denize. Biz bunu niye yapmıyoruz? O balık para ediyor. Yani bir şey var. Yani bu profesyonel de aynı, amatörü de aynı. Bizim şeyimiz yani düşüncemiz denizden her gelen para. Maddiyat değildir. Geleceğimizi paraya satıyoruz. Aslında farkında değiliz.